Vatan Partisi Merkez Eğitim Bürosu Başkanı Osman Bilge Kurucu, ABD'ye karşı Türkiye silah sıkmıştır ve bugün dünyada ABD'ye silah sıkan iki ülke var: Türkiye ve Suriye. Eğer bir ülke ABD'ye silah sıkıyorsa orada emperyalizmi, oradaki sosyal dayanakları, ekonomik dayanakları da sorgulamaya başlar dedi. Partimiz bütün Türkiye'de bir iktidar atılımı çalışması başlattı. Partimizin bir iktidar atılımı çalışması başlatmasının temelinde Türkiye'nin sorunlarının sistemin içinden çözülemeyeceğinin her gün ortaya çıkmasıdır. Bir kez daha ortaya çıkmasıdır. Baktığımız zaman Türkiye'nin önünde dört bir yandan bir kuşatma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu hepimiz görüyoruz. ABD, Ukrayna'dan başlayan, Romanya'dan, Yunanistan'dan, Doğu Akdeniz'den ve Suriye'den ülkemize silah gösteriyor. Türkiye buna karşı bütünlüklü bir stratejiyle ancak direnebilir ve bütün kendisine yönelen saldırıları bertaraf edebilir ve mavi vatanımızı, Kıbrıs'ımızı koruyabilir. Diğer yandan ekonominin durumunu hepimiz görüyoruz. Bazı adımlar atılmakla beraber köklü çözümlere yönelmiyor hükümet. Ve ekonomik istikrarsızlık alabildiğine büyüyor. Ve bu durumda üretim devriminin ondan sonra bir gerçeklik olarak uygulanması halkın somut bir talebi haline gelmiştir. Yani hem bağımsızlık, hem bağımsızlığımızın güvence altına alınması, hem de üretim devrimimizin gerçekleşmesi için Vatan Partisi'nin iktidar olması, İktidarın merkezinde bulunması kaçınılmazdır ve şarttır. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Türkiye son yıllarda ABD'ye karşı özellikle ülkemizin bütünlüğü için bir silahlı mücadeleye girmiştir. ABD'ye karşı Türkiye silah sıkmıştır ve bugün dünyada ABD'ye silah sıkan ülke, bütün dünyada iki ülke var: Türkiye ve Suriye. Eğer bir ülke ABD'ye silah sıkıyorsa, orada emperyalizmi, o ülkedeki sosyal dayanakları, ekonomik dayanakları da sorgulanmaya başlar. Yani köklü çözümlerin arifesindeyiz demektir. Yani bir devrimin eşindeyiz demektir. Eğer bir ülke, herhangi bir ülke, ama bunu ülkemiz yapıyor, ülkemizin öncülüğünde oluyor, ABD'ye karşı bir silahlı mücadeleye girişmişse o ülke devrime yakın demektir. Şimdi Türkiye'nin sorunlarının sistemin içinden çözülemeyeceğinin kanıtlanması Vatan Partisi'ne büyük bir yöneliş yaratmıştır. Özellikle Güneydoğu'dan bu yönelişin başladığını ve büyüdüğünü görüyoruz. Güneydoğu'dan binlerce yurttaşımız Vatan Partisi'ne son aylarda katıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü orası ABD emperyalizminin ondan sonra karıştırdığı, melanetin merkezi olan bir yerdi. Ve ABD'nin kara gücüm dediği PKK'nın at oynattığı bir yerdi. Şimdi oradan yeni bir yükseliş başlıyor. Ülkemizin birliği için, bağımsızlığı için bir Vatan Partisi'ne büyük bir yöneliş başlıyor.